Herkese merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlere daha önceden çekmiş olduğumuz CoinDex ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Daha önceden size 3 hafta önce ilk videosunu, 3 gün önce de ikinci videosunu anlatmış olduğum CoinDex'in açılmasına az kaldı. Aynı zamanda 9 Ağustos'ta son katılım ile birlikte 20 TL'lik coin dağıtımı bitecek. Şimdi bu videomuzda sizlere site yeni yeni özellikler eklemeye başladığı için bir güncelleme videosu şeklinde yapmaya çalışacağım. Şimdi aşağıda açıklamalar ve yorumlar kısmından üyeliğini yapmayanlar bir kere üyeliklerini oluştursunlar. Daha sonra KYC onayıyla birlikte sizler burada 20 TL'lik coin'inizi alabilirsiniz. Site güncel olarak aktif bir şekilde açılma evresine girdiği zaman. Şimdi arkadaşlar ben bu siteyle ya da bu borsayla Mayıs ayı içerisinde tanıştım. O zaman daha yeni yeni kurulum aşamasındaydı. Bundan dolayı hani o zaman video çekmemiştim. Neden? Çünkü sitede tanıtacak bir şey yoktu. Ama sitenin farklı özellikleri var dostlar. Bununla alakalı bilgileri de ben kendi sitemde paragazanx.com'da şöyle onu da hemen açalım. Sizlere anlatmaya çalıştım. Aslında birazcık eski. Neden eski? Yeni yeni güncel bilgiler gelmeye başlıyor. Ama genel itibariyle içerik aynı. Değişen bir şey yok. Hani burayı da bir okuyabilirsiniz. Burada bakın öncü yatırımcı günleri kısmında. Öncü yatırımcı günleri yakın bir zamanda başlayacak. Bakın 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihleri itibariyle diyor burada. Fiyatları da burada yazıldığı şekilde. Şimdi özellikle dostlar bir tane PDF dosyamız var. Bu PDF dosyasını ben açıklamalar kısmına koyacağım. Burada genel kurallar, yasal ilkeler, kurumsal bilgi, CoinDex hakkında, marka hikayesi, kurumsal ilkeler gibi başlangıç kısımları var. Daha sonra kullanıcı hesapları, bununla alakalı bilgiler var. İşte hesap yönetimi, alım-satım işlemleri, kotasyonlar, onun dışında işlemler, işlem ücret ve komisyonları. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik zaten bunlardan ama yine de buradan bütün bilgilere erişebilirsiniz. Mesela piyasa yapıcılıkla alakalı bir bilgi var. Yani piyasa yapıcı nedir? Bununla alakalı bilginiz yoksa buradan okuyabilirsiniz. Hazine yönetimi var. Coin'in kendisi var mesela. Şimdi aslında biraz bunlara değinmeye çalışacağım. Coin endeksinin nasıl hesaplandığıyla alakalı bir endeks hesaplama tablosu var. Mesela Bitcoin, altın ve Amerikan dolarına sabitlenmiş olarak coin çıkartılacak. Burada da endeks oluşturulurken Bitcoin'in %20'si, altının %40'ı, Amerikan dolarının ise %40'ı alınacak şu an itibariyle. Daha sonraki işlemlerde mesela Bitcoin düştüğü zaman altın artarsa Bitcoin'in yüzdesel ağırlığı düşer, altınınki artar. Veyahut da Bitcoin yükselir, altın düşerse bu sefer Bitcoin'in yüzdesel ağırlığı artar, altının düşer. Bunu yaparak aslında fiyatı belli bir aralıkta sabit tutma amaçları var. Aynen Ethereum ağında çalışan Tether gibi veyahut da Tron ağında çalışan USDT gibi. Bunların hepsi Amerikan dolarına sabitli. Buradaki coin endeksi ise Bitcoin, altın ve Amerikan dolarına endeksli. Endeks hesaplama tablosu var burada. Bunlar kafa karıştırmaması için paylaşmıyorum, sizlere anlatmıyorum. Sizler girip bakabilirsiniz. Mesela burada özellikle al-sat kazan metodu var. Burayı muhakkak okuyun. Ben altını çizdim bazı yerlerin. Mesela al-sat kazan metodunda toplamda tut kazan diye bir olay var. Tut kazan 90 günlük, 30 günlük veyahut da günlük kazanç paketleri. Bunlarla aslında sizler tutarak, elinizdeki coinleri tutarak 90 gün, işte ben diyorum ki 90 gün burada kalacak. 90 gün kalacağı için içeride yapılan İşlemler sonucunda üretilen komisyonun %60'ı ne oluyor? Burada coinlerini tutan kişilere dağıtılıyor. Tabii bunların dağıtımları da gelişigüzel yapılmıyor. Kim daha fazla coinini tutarsa ya da tutma sözü verirse, ben bunu 90 gün tutacağım, bozmayacağım derse doğal olarak ona verilen oran daha fazla olacak. Coin getiri oranı artı yıllık %10'luk bir ekstra kazanç mevcut. Bu tut kazan 90 kısmında. Bir de otomatik yenileme var. Otomatik yenilemeyi de aktif ettiğiniz zaman burada ekstra kazanabiliyorsunuz. Otomatik yenileme aktivasyonuyla birlikte. Bakın burada tut kazan 90'da %10'du. Burada %12 oldu. Dolayısıyla artış ekstra şeklinde devam ediyor. Burada mesela 30'da 2 idi. Burada 2,5 olmuş. Yani otomatik yenilemeyi açarsanız, aktif ederseniz sürekli daha çok kazanç elde etmiş olacaksınız bu kısımda. Şimdi özellikle bunları çok fazla dediğim gibi anlatmıyorum. Zaten PDF dosyasını paylaşacağım. Altı çizili kısımlarını da ben çizdim. Onlar da zaten siz indirdiğiniz zaman çizili olacak. Oraları okuduğunuz zaman genel bilgiye
erişmiş olacaksınız. Arkadaşlar bir de bizim alsat kazan dışında, tut kazan dışında otomatik kazan diye bir Coindex'te üretilmiş olan coinlerin üretileceği bir ne diyelim uygulama var. Şimdi bu otomatik kazan şu şekilde oluyor. Sizler coinleri işlem yaptığınız zaman Coindex'te üretebiliyorsunuz. Ama bir de sizler sadece otomatik kazan kısmıyla Coindex web sitesinde kullanıcılara sunulan uygulama üzerinden de doğrudan kullanıcılar tarafından coin üretilebiliyor. Mesela şu kısmı kısaca okuyalım. Biraz da yaklaştırayım. Dileyen kullanıcı otomatik kazan uygulaması aracılığıyla istediği tutarda coin'i sorunsuz bir şekilde oluşturup hesaplarını aktarabilir. Otomatik kazan yönteminde iki farklı dijital varlık seçilir ki zaten biraz sonra göstereceğim. Gerçi site üzerinde şu an aktif değil ama ilerleyen zamanlarda aktif olacak. Bir ekran görüntüsü aldım. Onun üzerinden size göstermeye çalışacağım. Şimdi karşılıklı olarak alım satıma tabi tutar. Tabi bu tutma işlemi kendisi yapıyor bu arada onu da söyleyeyim. Her bir işlem nedeniyle tahakkuk edilen işlem ücretine karşılık gelen coin miktarı kullanıcının hesabına aktarılır. Bu işlem her iki dijital varlık tüketilinceye kadar tekrarlanır. Otomatik kazan yönteminde tut kazan, günlük kazan ve aynı zamanda standart planlardan her biri için aşağıdaki belirtildiği üzere ayrı ayrı saatlik maksimum işlem limitleri bulunmaktadır. Mesela siz elinizde belli bir coin tutuyorsunuz. Tut kazan yönteminde 90 günlüğü seçtiniz. Saatlik limitiniz 2000 coin. 30 günlük seçerseniz de 1200 coin. Günlük 1000, standartta da 1000 coin şeklinde ifade ediliyor. Şimdi bununla alakalı şöyle bir ekran görüntüsü var. Onu anlatayım size. Şimdi bizler Coindex borsasına kayıt olduğumuz zaman bu ekran gözükmez. Yani şuradaki sekmeler gözükmeyecek. Sadece bize ne gözükecek onu da göstereyim. Şu an bende açık olması lazım. Bakın arkadaşlar, burada sadece coin, kriptoal ve otomatik kazan bileti diye 3 tane sekme var. Site aktif olduğu zaman yani işlemler başladığı zaman bu şekilde gözükecek. O zaman sizler bakın şurada al sat kazan var. Buna basacaksınız. Daha sonra altında otomatik kazan açılıyor. Otomatik kazana tıkladığınız zaman bu sayfa gelecek. Şimdi burada sizin 2 tane coin'iniz olması lazım. Bunlardan bir tanesi Tether, bir tanesi Bitcoin olabilir veyahut da Ethereum olabilir. Diyelim ki içeriye 25 tane Tether, 25 tane Bitcoin attınız. Ki 25 tane Bitcoin dediğimiz 25 dolarlık Bitcoin. Siz 25 doları buraya girdiğiniz zaman Bitcoin karşılığı burada çıkıyor. Burada ne yapıyordu? Şurada bahsetmiştik zaten. PDF'de yazıyor. Karşılıklı alsat yapıyor. Karşılıklı alsat yaptığı zaman komisyonlarla alakalı olarak coin üretiyor. Coin ürettiğinde sizler coin kazanmış oluyorsunuz. Şöyle ifade edelim. Bakın mesela bunları girdik. Şuradan %100'e bastık. 25'leri girdik. Sonra coin üretmeye başlaya tıkladığınız zaman şu aşağı kısımda bakın. Sizler tabii ki şunu da seçmeniz lazım. Tut kazan 90, 30. Günlük kazan standart hangisini seçiyorsunuz? Yani 90 mı 30 mu? Bunu seçeceksiniz. Bunu seçtiğiniz zaman bakın bu aşağıda başlangıç saati planın kendisi tut kazan 90. Mesela işlem çifti Tether'la Bitcoin arasında işlem yapacak. İşlem yaptığı zaman bakın işlem yaptığı zaman dostlar ne olacak? Sizin hesabınızda şurada şöyle göstereyim hatta yakınlaştırmaya çalışayım şurayı daha net olsun. Bakın burada şöyle ifade edelim. Bakın yaratılan tutar kısmında dostlar 25 dolar yazıyor. Kullanılan tutar 0. Zaman geçtikçe ne olacak? Sizin bu yaratılan tutar kısmı düşmeye başlayacak. Kullanılan tutar artmaya başlayacak ve kullanılan tutarla birlikte şu kısımda bakın şu kısımda üretilen coin miktarı kısmında coinler artmaya başlayacak. Aynen şurada olduğu gibi. Bakın burada olduğu gibi. Bakın burada 19,66 coin yazıyor. 25 tane Tether'ın belli bir kısmı kullanılmış. Kullanılan ne kadar? 0,11 Tether. Şimdi burada şunu aklınıza getirebilirsiniz. Siz buraya 25 dolar koyduğunuzda üretilen coinlere karşılık aslında siz alım satım yapıyorsunuz. Böylelikle koymuş olduğunuz Tether'ı harcıyorsunuz. Onun yerine coin alıyorsunuz. Bu şekilde bir üretim meydana geliyor. Bunu ileriki zamanlarda yapacağız dostlar. Benim şu an itibariyle içeride şöyle hemen cüzdanıma gireyim. 30 dolarlık bir miktar ben buraya attım. Bakın şu an 30 dolarlık bir miktar burada gözüküyor. Bunu atabilmek için ne yapacaksınız? Yapmanız gereken şu an itibariyle sadece Tether atalım dostlar içeriye. Çünkü burada otomatik kazan bilet alımı kısmında sadece Tether'la işlem yapabiliyoruz. Bakın Tether'la ne alabiliyoruz? KUSD, IUSD. Bunlar da üretim için kullanılan, şu an için kullanılan mining para birimleri.
Bundan alım satımı yapılmıyor. Sadece üretim amaçlı kullanılacak. Burada ileriki zamanlarda şurada yazıyor zaten bakın dostlar. 11 Ağustos'a kadar sınırlı bonus kısmında. Şuradaki 2000 dolarla 15.000 dolar arasında alımlarda işte %2 ve %5 bonuslar veriliyormuş. Bununla alakalı burada sizler içeriye minimum 20 dolarlık bir miktar atıyorsunuz. Tether 20 dolar atmış oluyorsunuz. Daha sonra da buradan işlem yapacağız. Onun için ilk önce cüzdanımıza bir gelelim. Buradan Tether atmak için yatırma kısmını seçiyorsunuz. Şuradaki sizin cüzdan adresinizi alıyorsunuz. Atmak istediğiniz yerden herhangi bir cüzdandan buraya Tether'larınızı gönderiyorsunuz. Daha sonra hep birlikte şu işlemi yapalım. Otomatik kazan bilet kısmından şuradan %100'ü seçerek bizim hesabımızda bulunan Tether buraya geliyor. 15'i yani 15 doları KUSD, 15 tanesi de IUSD şeklinde sizin bakiyenizde gözükecek. Yani toplam yarıya bölüyor. Siz ne kadar atarsanız onu yarı yarıya bölüyor işlem yapması için. Dönüştür dediğiniz zaman ne olacak? Sizin KUSD ve IUSD'ler dolar karşılığında alınmış olacak. Şimdi hep birlikte dönüştür kısmına bir basalım. Dönüştür kısmına basıyoruz. Burada bizlere bir uyarı veriyor. Tether'ı KUSD ve IUSD'ye dönüştürüyorsunuz ve dönüştürme işleminden önce aşağıdaki yasal uyarıları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylayın diyor. Ben de onayladım diyorum. Onayladım dedikten sonra işlem başarılı. Şöyle hemen cüzdanımıza bir gelelim. Tether kripto para birimi gitti. Onun yerine KUSD ve de IUSD'den 15 dolarlık yarı yarıya almış olduk. Şimdi buradan bizler otomatik kazan biletini aldık. İleriki zamanlarda burada trading işlemlerinde yani otomatik kazan işlemleri başladığı zaman bizler buradan almış olduğumuz 15'e 15 IUSD ve KUSD içerisinde otomatik kazanla birlikte trading yapılacak ve bizler coin kazanmaya başlayacağız. Bu ilk aşama olarak bu şekilde sizlere söyleyebilirim. Sizler de buraya ilk önce kaydınızı açın. Daha sonra buradan hesabın bölümüne gelin. Şuradan kimliğinizi doğrulayın. Ve daha sonra da dostlar hesap açıldığı zaman yani işlemler başladığı zaman sizin cüzdanınızda şu varlık kısmında coinleriniz, 20 TL'lik coinleriniz gözükecektir. Aynı zamanda şuradan bakın para yatırma nasıl yapılırla ilgili bir video var. Bunu da izleyebilirsiniz. Ben zaten bahsettim. Çok kısa bir video bu da. Buna da bir bakın. Son olarak söyleyebileceğim. Bizler sizlere dostlar Bitexen gibi, Felixo gibi farklı kripto para borsaları üzerinde kar edebilmenin yöntemlerinden bahsetmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sadece yatırımsız sistemler ve bu tarz airdrop, borsa airdrop'ı işte CoinDex gibi, Bitexen gibi avantajlardan ve fırsatlardan bahsetmeye çalışıyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. CoinDex borsasında işlem yapmak ve aynı zamanda 3 farklı özelliğini kullanmak istiyorsanız sizler de giriş yapabilir ve başlayabilirsiniz diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.